Rezzak, rızkı veren, insanların faydasını olmak üzere nimetlerini veren. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz rızkı veren, o metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat Suresi 58 Dümdüz bir zeminden oluşan, içinde ne dağ ne deniz olan çok farklı bir dünyada gözlerinizi açtığınızı düşünün. Üzerine bastığınız toprak siyah ve kupkuru. İçinde hiçbir bitki yetişmiyor. Üzerinde hiçbir hayvan yaşamıyor yalnızca insanların yiyebilmesi için acı bir ot çıkıyor. İnsanların beslenmesi için bu ottan başka hiçbir şey yok. Toprağı kassanız da ekseniz de hiçbir ürün vermiyor. Yaşadığınız yerde su da yok. Su içmek için kilometrelerce ileride bulunan bir kaynağa gitmeniz veya oradan su taşımanız gerekiyor. İşte siz böyle bir dünyada doğduğunuzda yaşamınızı sürdürebilmek için hayatınız boyunca o acı ottan yersiniz. Su içmek için de her gün kilometrelerce yürürsünüz. Bu zorlukların hepsine de ölene kadar katlanırsınız ve bir gün bile neden bu topraktan sulu ve güzel kokulu meyveler, birbirinden lezzetli sebzeler ve çeşit çeşit yemişler çıkmıyor demezsiniz. Çünkü hayatınız boyunca karşılaşmadığınız için toprağın böyle ürünler verebileceğini bilmezsiniz. Kuluna karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah insanları içinde sayılamayacak kadar çok nimetle dolu olan topraklarda yaşatır. Öyle ki insan toprağı ekip biçmeden bile toprak yemyeşil ürünler ve başaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu meyve ve sebzeler çıkar. Masmavi denizlerin içinde ise yine binlerce çeşit ve lezzette balıklar doludur. Bütün bunların yanında Allah insanlara hem yerdeki hayvanların etini hem de gökteki kuşun etini yedirir. Hayvanların içinden tertemiz süt çıkarır. Arılara bal yaptırır. Bütün bunları insanlara Allah bağışlamaktadır kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Eğer o rızkını tutsa, vermezse rızkınızı verecek olan kimmiş? Mülk Suresi 21 Ayetinde de bildirildiği gibi Allah dilerse toprak ürün vermez, yağmur yağmaz, her yer kupkuru ve çorak olur. Fakat Allah Rahman ve Rahim'dir. İnsanlara katından bağışladığı rızıkları sözle ifade etmek mümkün değildir. Kullarına sayısız nimet bahşeden Allah Kur'an'da şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Fatır suresi 3. Allah saydığımız tüm nimetleri insanlara dünya hayatında bağışlar. Cennette ise müminler için çok daha güzeli vardır. Öyle ki Kur'an'da: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Artık hiçbir nefis yaptıklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin saklandığını bilmez. Secde Suresi 17 şeklinde buyrularak cennetteki nimetlerin üstünlüğüne dikkat çekilmiştir. Cehenneme girenler ise boğazları parçalayan darı dikeniyle, zakkum ağacıyla ve kaynar suyla karşılaşacaklardır. Allah'ın dilemesi dışında sonsuza kadar da bunlardan başka hiçbir şey bulamayacaklardır. Ayetlerde şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? Yunus Suresi 31 Çünkü Allah yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nur Suresi 38